Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim yoğurtlu patates çanakları ve çok güzel oluyor. Özellikle böyle 5 çaylarınızda misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. 5 tane büyük boy patateslerin kabuklarını soyup direkt bu şekilde haşladım. Çok fazlasıyla doğramayın. Bu sefer içine su çektiğinde ezdiğiniz zaman toparlaması, yani çanak şeklini vermesi biraz zor olabilir. Haşladım, hemen süzdürdüm. İyice suyu süzüldü. Sıcakken, yani benim aslında çekimden dolayı çok çok fazlasıyla sıcak değil ama ılık. Daha sıcak olursa daha rahat ezilecektir. Bir patates ezeceğiyle iyice eziyorum. Patates ezerken hemen şu patates haşlama aşamasından bahsedeyim. Patateslerin kabuklarını soydum. Düdüklü tencereye koydum. Üzerine geçene kadar su ekleyip kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kadar haşladım. Ondan sonra çıkartıp süzdürdüm. Düdüklü tencerenizin ne kadar sürede pişeceğini siz daha iyi bilirsiniz. Benim patateslerim biraz iri iri olduğu için 15 dakika yeterli geldi. Patatesi ezeceğiyle ezdim artık. Onu kenara alayım. Birazcık da çatalın arkasıyla ezeceğim. Patates ezeceğinin deliklerinden geçmiş olabilir. Onlar da iyice ezilsin. Ne kadar sevmesem de bu aşamada eldiven kullanmam gerekecek. Eldivenin ellerimi güzelce yıkadım. Çünkü eldiven kullanmadığınız zaman elinize çok yapışabilir. Eldivenle çok daha rahat yapacaksınızdır. Hemen içine malzemelerini katıp yoğuracağım. Bir adet limonun suyu. Bir tutam dereotunu küçük küçük doğradım. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve toz biber. Bunları da arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. Bir tutam maydanoz. Zeytinyağını unutmadan şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Çok değil. Şimdi artık bunları yoğuracağım. Yuvarlak bir borcamı dizeceğim. Sizler de herhangi bir kaba dizebilirsiniz. Yanıma birazcık sıvı yağ attım. Arada hafif elimi şöyle yağlayacağım eldivenle. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben hemen hemen bir mandalina büyüklüğünde yapacağım. Hafif şöyle elinizi yağlayın. Daha rahat yuvarlak şekil vereceksinizdir. Şöyle kenarlardan bir parmağınız içinde. Kenarları hafif incelttikten sonra çok uğraşmayın. Servis tabağını alın, içinde şeklini verin. Daha rahat olacaktır. Elinizi içine doğru şöyle bastırırsanız çok güzel çanaklar çıkıyor. Şekillerini verdim. Toplamda bu kadar çıktı. Dolapta bir yarım saat kadar dinlendirdim ama zamanınız varsa yoğurdunu dökmeden bir iki saat dinlendirin. Ondan sonra yoğurdunu döküp bir saat daha dinlendirdikten sonra servis ederseniz daha güzel kıvamlı olacaktır. Sarımsaklı yoğurt hazırladım. Arzu ederseniz bu iç kısımlarına bir tane havucu rendeleyip birazcık yağda kavurun. Ondan sonra içlerine doldurup üzerine sarımsaklı yoğurt da koyabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Hazırladığım sarımsaklı yoğurttan içlerini dolduruyorum. Şimdi artık bundan sonra süslemeye geçeceğim. Ben birazcık dereotu ve pul biberle süsleyeceğim. Üzerlerine hafif pul biber atıyorum. Çok değil. Birer parça da şöyle dereotu bırakıyorum. Sonra
süslemelerini de bitirdim. Şöyle yakından göstereyim. Çok da güzel oldu. Hemen tabağa da koydum ki sizlere tam anlamıyla ayrıntılı göstermek için. Yumuşacık oldu gördüğünüz gibi. Böyle dağılma falan yok. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesini göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.